Bunlar ne? Ne oluyor burada? Agah Bey'in emri kızım. Depoya indiriyoruz. Nurte, sana bunlar ne diye soruyorum. Ananın eşyaları kızım. Baban attın yakın dedi. Saçmalamayın ya, olur mu öyle şey? Oluyor işte gördüğün gibi. Size bırakın onları dedim. Hemen bunları yukarı götürüp yerleştiriyorsunuz. Baban öyle istedi kızım. Onun karısıysa benim de annem, izin vermiyorum. Götürün dedim. Damla, kızım seni anlıyorum. Annen, üzülüyorsun, kızıyorsun ama sinirini kimseden çıkarmaya hakkın yok. Ya bir derdin varsa git babanla konuş. Baba. Baba ne oluyor? Sen mi söyledin? Annemin eşyalarını sen mi attırdın? Hı hı. Ben attırdım. İyi de neden baba? Neden attırdın? Damla. Konuşulacak bir şey yok. Ona ait tek bir çöp bile istemiyorum ben bu evde. Baba. Bak tamam aranız bozuk biliyorum ama böyle birden delirmek niye? Baba benim bilmediğim bir şey mi var? Doğru söyle. Bazen bilmemek insanı daha mutlu eder tamam. Bana soru sormayı bırak. Nasıl ya? Ben sizi nasıl barıştırsam, aranızı nasıl düzeltsem diye bakarken siz iyice aranızı açıyorsunuz. Bu kadar mı bitti sevginiz baba? Ya her şeyi geçtim, sizin iki tane çocuğunuz var. Biz varız baba. Baba ne olur. Ne olur fevri davranmayın. Bak kaç yıllık evlilik. Hiç mi olur yok? Agah Bey. Hı. Buyurun, buyurun Seher Hanım. Eşyaları aşağı indirdiler. İyi. Artık müsait bir zamanda bakarız bir hal çaresine. Bir hal çaresi falan kalmadı Seher Hanım. Agah Bey, ne oldu diye sormak benim haddim değil ama keskin sirke küpüne zarar. Eğer bir karar verdiysen bir gece yat üzerine salim kafayla bir düşün. Aman fırsatı kaçırma. Kadın resmen annemin yokluğundan faydalanıyor ya. Rahmetli babam hep böyle öğüt verirdi. Rahmetli babanı saklıymış Seher Hanım. Hem de yerden göğe kadar. Ama ben değil bir gün, bin günde üstüne yatsam olmaz. Olmayacak Seher Hanım. Meğer ben ne görmüşüm. Ne büyük yanılmışım da haberim yokmuş. Seher. Beterin beteri gerçekten de varmış. Ben ne zaman gazaba uğrasam hep derim ki kendi kendime, üzülme. Sen kötü olmadığın için, kötülük düşünemediğin için mağdur oldun. Bırak, kötü olacağına mağdur ol.
iyi ol. Her şeyden önemlisi bu. Güzel diyorsun, iyi diyorsun da Seher Hanım. Ya ayaklar altına alınan şerefin? Parçalanan onun gurur, haysiyet. Onları kim onaracak? Kim tamir edecek? Zaman. Zaman yoğuracak içindeki iyiliği. Sen durduğun yerden eminsen sana hiçbir şey olmaz. Senin o zaman zaman dediğin, şimdiye kadar benim hep aleyhime işlemiş. Öyle zamanla sabırla çözülecek bir mesele değil bu. Keşke karşımdakinin aklı da gönlü de senin gönlünün onda biri kadar saf olan. İzniniz de Seher Hanım. Kızım. Anneciğim. Hoş geldiniz. Sizinle de ilgilenemedim. Sana dün bahsetmiştim. Özge, annem Özge. Memnun oldum teyzeciğim. Memnun oldum yavrum. Ben niye daha önce görmedim seni? Anneciğim, sana daha önce söylemiştim ya. Antakya'dan arkadaşım Özge. Daha önce kısmet olmadı, tanışmanız bugüne kısmetmiş diye. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatta annesi demezdim. En fazla ablası, o da belki. Yok canım. Bu arada anneciğim, ben bu akşam için yer ayarlayamadım. Yarın gelseniz olur mu? Nasıl yani? Ben ilk gecesinde kızımı dinleyemeyecek miyim? Ben o kızın anasıyım diyemeyecek miyim? Ya yarın gerçekten çok güzel ağırlayacağım sizi. En önden böyle, en güzel yerden. Olur mu? Tamam, tamam. Sen zora sokma kendini. Biz başka zaman da dinlemeye geliriz. Ben sana destek olmak için söyledim. Yani ama sen arkadaşınla birliktesin zaten. Siz birbirinize destek olursunuz. Biz başka zaman dinleriz. Tamam. Hadi bakalım, kolay gelsin. Canım. Of. Anam sanki gavur ölüstü. Kadının yokluğu bile ıstırap veriyor insana. Neyse, attık şimdilik. Yakıp kurtulacaktık, ne güzel. İş çıkarttık başımıza. Ayol, olur mu öyle şey? Karı koca onlar. Yarın öbür gün barışıp gelirse burnumuzdan fitil fitil getirir Şeniz Hanım. Nereye barışıyorlar, nereye? Gemiler çoktan yakıldı baksana. Bak, şu kadarcık hayat tecrüben varsa o kadın bir daha bu köşenin içine giremez. Hallettiniz mi? Sen fıtıp kaçtın ne güzel. Ben karışmam Neriman Ana. İkisinin arasında ben Agah Bey'e de dedim. Şimdilik eşyaları aşağı indirdiler. Sonra bakarız bir hal çaresine dedim. Siz niye konuşuyorsunuz ki babamla? Size mi kaldı? Efendim? Sizi diyorum. Niye bu kadar annemin eşyaları ilgilendiriyor acaba? Yavrum ben sadece babanı sakinleştirmeye çalıştım. Ne yaptım ki? Doğru. Doğru. Siz olmasanız babam sakinleşmiyor çünkü. Sizin böyle bir illa bir konuşmanız, bir dertleşmeniz gerekiyor. Kızım anlamadım ben. Sen neye kuruldun bu kadar? Benim annem bu köşke geri dönecek Seher Hanım. Duydunuz mu? Benim annemin yeri babamın yanı. O yüzden kimse havaya girmesin. Bu köşkte herkese bir haller olmuş. Boş ver. Ya şey diye çağırdım ya. Gene böyle çay kahve falan bir yerlere mi gitsek? Ya da ayran pilav, ha? Yok. Gelemem ben.
Gelmem yani. Damla bak, Özge yüzünden böyle trip atıyorsan, Özge benim kardeşim gibi kızım. Benim kimseyle işim olmaz, benim işim. Sen ne? Ne bileyim? İyiydik be. Ha? Yani ne oldu tam ben kestiremiyorum ama olurdu bizden sanki. Sonra sen bir cozudun, hem gel diyor gibisin ama gelme de diyor gibisin. Bak şu an mesela bir şey var seni tutan. Bilmiyorum ama kalbin ama aklın. Ben bilemedim Damla, ben çözemedim bu işi, benim kafam almadı. Ama peki, tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen bilirsin. Ama sen şunu da bil. Ben bu hayatta tek bir kişiyi sevdim. O da sendin. Ulaşamıyorum. Babam anneme ait ne varsa hepsini evden attırdı. Kafayı yiyeceğim. Soruyorum, cevap vermiyor. Valla ben de ulaşamıyorum Damla. Telefonunu aradım. Kapı loftan da çıkmış. Yine bir işler çeviriyor ama. Babam diyecektin herhalde. Annem ortalarda yok çünkü. Babam delirmiş gibi hiçbir şeye cevap vermiyor. Hadi. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Toplantı odasında sizi bekliyorlar. Dosyalar hazır. Hazır Agah Bey. İmzalar atıldıktan sonra hisselerinizi Cenk Bey ve Damla Hanım arasında eşit olarak paylaştırmış olacaksınız. Biliyorum. Sağ olun. Tamamdır değil mi? Tamamdır Agah Bey. Biz müsaadenizi isteyelim. Rica ederim. Buyurun. Hadi geçin oturun bakalım. Ne bu şimdi baba? Yani neden böyle bir şey yapıyoruz ki apar topar? Öyle gerekti kızım. Artık ben bu şirketin tek bir kuruşunu dahi istemiyorum.
Benim yerime bundan sonra siz varsınız. Bu hayatta her şey insan için, öyle değil mi? Ben bugün varım, yarın bakmışsınız yokum. Bana ne olur bilinmez. Ama her ne olursa olsun size hiçbir şey olmayacak. Baba, bu nasıl bir konuşma şimdi böyle? Çok can sıkıcı bir konuşma, biliyorum. Ama bunlar gerçekler kızım. Şu hayatın içinde öğreneceğiniz öyle çok şey var ki. Başınıza daha kim bilir neler gelecek. Öyle şeyler yaşayacaksınız ki kendinizi haklı görüp hiç kimse sınanmadığı günah masumu değildir diyeceksiniz. Şimdi siz hiç kimseye muhtaç olmadan ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. İki kardeş birbirinize sıkı sıkı sarılın. Kimse kimsenin üstüne binmeden, arkasından dolanmadan yan yana yürüyüp en önemlisi de birbirinize ihanet edip arkadan bulunmayın. Bilin ki şu hayatta birbirinizden başka hiç kimseniz yok. Amca. Yine bekleriz. Şarjım bitmişti. Telefonu kullanabilir miyim? Cep mi arayacaksınız? Evet. Ne yazık ki GSM'lere kapalı. Kusura bakmayın. Alo. Buyurun. Tamam, hemen geliyorum. İzninizle. Aslında ben bu karara alalı şok oldum. Ama yürürlüğe girmesi bugüne kısmetmiş. Bundan böyle ben yokum Nedim. Benim yerime Damla ve Cenk var. Damla da mı var? Ne o? Hoşuna gitmedi mi? Damla. Dünya hali bu ya. Bilinmez. Ben hisselerimi iki evladım arasında eşit bir biçimde paylaştırdım. Benim vaktim dar. En kısa zamanda da yönetim kurulunu toplayıp kararımı açıklayacağım.
Sizlerden tek isteğim var. Birbirinizin sırtına küfür olmayın. Aynı gemide olduğunuzu sakın ama sakın unutmayın. Siz ne biçim iş yapıyorsunuz? Verdiğiniz araba çalışmıyor. Hiçbir yere gidemiyorum. Tamam ablacığım, sıkıntı yok. Siz neredesiniz? Bana bir adres verin. Ben size hemen yeni bir araba yollayayım. İyi tamam, peki. Konum yolluyorum. Tamamdır ablacığım. Siz bu şirkette hisse sahibi olarak 3 kişisiniz. Öyle tek başına karar almak, birbirinizi ezmeye kalkmak, dışlamak, üstünlük sağlamaya çalışmak yok. Yalnız şunu da unutmayın ki... Söyle. Anladım. Hadi bakalım. Sizlere kolay gelsin. Hadi biz de odama geçelim. Nasıl kapalı ya? Nasıl kapalı ya? Abi ne oluyor? Bir saniye. Alo. Ben Cenk. Bu kadın seni aradı mı ya da haber aldın mı? Hangi kadın? Ya biliyorsun kimden bahsettiğim işte. Aradı aramasına da. Bak kardeşim, olaylar karıştı. Şimdi sen dün geldin buraya. Biz seninle güzelce bir anlaştık. Sonra sen çıktın, arkandan başka bir adam geldi. Tehdit etti beni. Önce bana haber vereceksin dedi. Adam gözlerinden ateş saçıyordu sanki. Ne yapayım? Canımın korkusunu önce ona haber ver. Tamam. Ya adres mi, adres numara falan verdi mi sana, isim falan? Verdi. Bir otelde kalıyormuş. Heh, dur. Söylüyorum. Bir saniye. Dinliyorum, evet. Büyük Cendere Sokak, No 12, Sarıyer, İstanbul. Tamam. Tamam. Tamam, kolay gelsin. Abi ne oluyor? Anlatacak mısın artık? Babam annemi buldu galiba. O yüzden apar topar çıktı toplantıdan. Neden? Ne yapacak ki babam? Valla bilmiyorum. Ama babamdan önce gidip annemi bulmamız lazım. Onu biliyorum. Babam çıktı gitti. Nasıl yetişeceksin babama? Otelin numarasını bulalım, internetten arayalım. Peki tamam, bak. MD Otel, buyurun. Merhaba, kolay gelsin. İyi günler. Ben Sevim Olcay'ı aramıştım. Telefonu kapalı. Ulaşamıyorum kendisine. Odasını bağlayabilir misiniz acaba? Bugün çıkış yaptı kendisi. Biraz önce buralardaydı ama gitmiş olabilir. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çıkmış. Abi ya ben deliriyorum ya da sen delirdin. Sevim Olcay kim ya? Ne oluyor? Babam bizi apar topar buraya getiriyor, hisseleri devrediyor. Annem ortalarda yok. Bunların birbirleriyle alakası ne? Annem sahte kimlik çıkarmış. Yani ne oluyor ben de bilmiyorum ama daha kötü şeyler olmadan bir an önce annemi bulmamız lazım. Hadi yürü.